Hatibi burada binlerce kez dinlediğimiz konuşma metnini tekrar etti. Merak ediyorum, gerçekten yargıyla ilgili, hukukla ilgili yapılan yolsuzluklara, hukuksuzluklara dair Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yönergesi mi var? Bütün hatipler aynı cümlelerle başlayabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hepsi aynı metni okuyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimler vicdanlarına göre karar verir. Hiç kimse yargı üzerine baskı kuramaz. Yargı bizim kırmızı çizgimizdir. Ben bunları 3 dönemdir burada binlerce kere dinledim. Ve farklı hatipler aynı konuşmayı yapıyor. Bu da demektir ki tam tersidir. Sayın Başkan, bizim araştırma önergemiz çok net. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kocaman bir mektup yazdı. Mektubun orijinali elimiz. Buyurun, toparlayın Sayın Beştaş. Erişimin nasıl engellendiğine dair, ya sizi ne ilgilendirir? Siz de söz isteyip konuşun. Konuşun ya. Ayıp ya. Sayın, bir grup başkan vekili konuşurken niye müdahale ediyorsunuz? Sayın Beştaş, genel kurulla. Hayret bir şey, benim söz hakkıma niye karışıyorsunuz ya? Sen niye yönetiyorsun burayı ya? Sayın Beştaş, bir şey ya. Genel kurulla hitap edin. Kendisi yönetmiyor, bana oradan hat bildirmesin ya. Buyurun lütfen, tamamlayın konuşun. Böyle bir usul yok. Sadece Özlem Zengin olduğunda böyle oluyor. Böyle bir şey yok ya. Beni dinleyin, cevap verin. Cevap verin ya. Buyurun. Sayın Başkan. Buyurun. AKP yargının AKP o konuşunca ben de konuşacağım. Sayın vekiller. Sayın Beştaş, buyurun tamamlayın konuşmanızı. Söylediklerimin Türkiye halkı tarafından duyulmasını istemiyorlar. Erişime engel kararı verdirenler bizzat şu anda bağıranlardır. Onların sözcüleridir. Çünkü o mektubun görülmesini istemiyorlar. Çünkü yolsuzluğu istemiyorlar. Çünkü hırsızlığı istemiyorlar. Bunun görülmesini istemiyorlar. Adalet Bakanlığı soruşturma açmış. Meclis burada ne yapıyor? Biz armut mu topluyoruz? Kocaman bir ülkede bir başsavcı mektup yazıyor ya. Meclisin görevidir. Meclisi göreve davet ediyoruz. Hayır oyuyla iktidar şunu söylüyor. Yargı rüşvetle işlemeye devam etsin. Biz baskıyla yargıyı işletelim diyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Teşekkürler Sayın Beştaş. Buyurun Sayın Zengin. Neye senin hakkın? Sayın... Arkadaşlar bir izin verin lütfen. Bir izin verin lütfen. Ben şunu duydum Sayın Atip. Siz grup başkan vekiline otur yerine diye bağırırken sizi gördüm. Eğer bir hakaret varsa tutanakları getirtiyorum. Size hakaretten cevap vereceğim ama tutanaklara bakacağım. Buyurun Sayın Zengin. Buyurun Sayın Zengin. Grup başkan vekilim var ya. Vereceğiz sana.
Lütfen Sayın Hatip'i dinleyelim. Lütfen. Karşılıklı bağırmakla bir yere varılmaz. Oturumu kapatacağım. O olacak yani. Evet. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, bakın itirazımız şunadır. Birincisi, grup kendileri bir öneride bulunuyor. Grup önerisi veriyorlar. Eğer Meral Hanım, Sayın Grup Başkan Vekili, kendi milletvekillerinin yeteri kadar izah etmeyeceğini, edemeyeceğini düşünüyorsa kendisi açıklasın burada. Bütün hatipler konuşmasını yapmış. Sessizlik arkadaşlar. Buyurun Sayın Zengin, siz devam edin. Bütün hatipler konuşmalarını yapmış mı? Yapmış. Oylama yapılmış mı? Yapılmış. Sorun nerede? Niçin sataşı, niçin tekrar söz alınarak? Nedir yani, cevabımızı vermişiz. Ben değil, iç tüzük bunu yönetiyor Sayın Başkan. Bir sorun yok. Herkes konuşmuş. Meral Hanım kendi vekilinin açıklayamayacağına inanıyorsa baştan kürsüye gelir. Baştan kürsü. Size sataşma yok. Böyle bir cevap hakkı yok. Benim arkadaşım ne söyleyeceğine kendi karar verecek. Bir sataşma yok size. Size sataşma yok. Konu yok. Yalan var, yalan. Ne yalanı ya? Nerede sizin hayatınız yalan olmuş? Nereden uyduruyorsunuz? Başkanım, karşılıklı konuşmayın lütfen. Başkanım, buyurun tamamlayın. Burada hatipler konuşmasını yaptı, oylamayı yaptık ve bitti. Şu an her şey HSYK zaten soruşturmasını başlattı. Yapsın, yapmasın diyen var mı? Yok, hepimiz aynı şeyi. Bakanımız söylüyor. Bakanımız, soruşturmalar yapılsın, üzerine konuşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sadece tutanaklara geçsin. Buyurun. Siz yönetiyorsunuz. Hiçbirimiz, ben de dahil, meclis başkan vekiline söz niye verdiniz? Niye söz aldı? Yok vekili, vekilimi nasıl ağzınıza alırsınız ya? Meclisi yönetmeyi yöntemi bellidir. Dünden beri bir meclisi yönettiğini söylüyor. Oradan hak bildirmeye çalışıyor. Sayın Zengin. Tutumuma dair daha 5 dakika önce aynı söz hakkını size verdim diye eleştirildi. Bu söz hakkını siz talep ettiniz. Size nasıl verdiysem diğer partilerin grup başkan vekillerine de aynı şekilde veriyorum. Bu böyle nalıncı keseri gibi olmamalı. Bu tartışma bitmiştir.